Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Programlamaya giriş konularına devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz program denetim deyimleri arkadaşlar. Program denetim deyimlerinin yapılarına bakacağız. Program denetim deyimi ne demek? Program denetim deyimleri nasıl sınıflandırılıyor? Bunlara bakacağız ve bunlardan karar yapılarını birlikte inceleyeceğiz. Hangi karar yapıları var? Bu karar yapıları nasıl kullanılıyor? Hangi durumlarda bu karar yapılarını kullanmamız lazım? Bunlar üzerinde duracağız arkadaşlar. Program denetim deyimleri bizim için oldukça önem arz ediyor arkadaşlar. Programlamanın en temel araçları ve program denetim deyimleridir. Karar yapıları ve tekrar yapıları. Biz programları geliştirirken herhangi bir programın çözümünde karar ve tekrar yapılarını mutlaka kullanıyoruz. Karar ve tekrar yapıları bir programın akışını belirleyen en temel yapılardır ve bütün programlama dillerinde aynı şekilde kullanılır, aynı mantıkla kullanılırlar. Biçimsel bazı farklılıklar gösterebilirler. Dilden dile bazı yapının biçimiyle ilgili, formatı ile ilgili bazı farklılıklar olabilir ama onun dışında işleyiş mantığı, çalışma mantığı hepsinde aynıdır arkadaşlar ve hepsinde mutlaka program denetim deyimleri yani karar ve tekrar yapıları tüm programlama dillerinde aynı şekilde kullanılır. Şimdi program denetim deyimi nedir arkadaşlar? Bununla dersimize başlayalım. Program denetim deyimi program akışının düzenlenmesini sağlayan programlamanın en temel direktifleridir. Program akışı şartlara ve tekrarlara bağlı olarak akar. Bu karar ve tekrar mekanizmalarına program denetim deyimleri adı verilir. Yani program akışını sağlayan dallanmalar, seçimler, tekrar eden işlemler program denetim deyimleri aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu yapılar, bu temel direktifler bizim programlama dillerinde en çok kullanmış olduğumuz ve en çok ihtiyaç duyduğumuz temel yapılardır. Tüm akış, programın tüm akışı aslında bu karar ve tekrar yapılarının ardı ardına birbirleriyle birlikte entegre şekilde kullanılmasıyla oluyor ki bunu akış diyagramı örneklerini size anlatırken arkadaşlar görmüştük aslında bunları. Karar yapılarını, tekrar yapılarını ikisini birlikte kullanmamız gereken durumlar olduğunu görmüştük. Karar ve tekrar yapıları bir programın akışını düzenleyen en önemli parçalardır. Programlarda olmazsa olmaz araçlardır arkadaşlar program denetim deyimleri. Tüm platformlarda ve tüm programlama dillerinde ortak olarak kullanılan önemli yapılardır. Dile göre biçimsel farklılıkları olsa da kullanım mantıkları ve amaçları açısından hiçbir farkları yoktur. Yani biçimsel olarak örneğin for C dillerinde kullanılırken for bir parantez içerisinde i işte başlangıç değeri noktalı virgül i bitiş değeri noktalı virgül i'nin artım değeri şeklinde kullanılırken bir Visual Basic'te bu for i eşittir 1 to 5 do gibi bir ifadeyle kullanılabiliyor. Ama sonuç itibariyle sizin vermiş olduğunuz aralıkta birer birer artan ya da sizin verdiğiniz artımlarla artan bir döngü yapısıdır arkadaşlar. For yapısı. Çalışma mantığı olarak, çalışma yapısı olarak, çalışma yöntemi olarak hiçbir farklılığı yok. Sadece biçimsel olarak kullanım şeklinde ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Evet. Şimdi program denetim deyimlerini biz nasıl sınıflandırıyoruz arkadaşlar? Birlikte buna bakalım. Program denetim deyimleri nasıl sınıflandırılır? Bunu birlikte inceleyelim. Şimdi arkadaşlar program denetim deyimleri temel olarak iki ana kategoride karşımıza çıkıyor. Karar yapıları ya da şartlı yapılar diğer adıyla tekrarlı yapılar ve döngüler olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkıyor. Karar yapıları bir şartı sınarlar, bir koşulu sınarlar ve bu koşulun doğru olduğunda bir şey, yanlış olduğunda başka bir şey yaparlar arkadaşlar. Yani bir karar yapısı bir koşulu kontrol eder. Bu koşul doğruysa bir işlem gerçekleştirir, yanlışsa başka bir işlem gerçekleştirir. Karar yapısının temel ana çalışma mantığı bu şekildedir. Tekrarlı yapıdaysa yine bir şart sınanır ama bu şart bir takım işlemlerin tekrar edilmesi şartı. Program içerisindeki bazı işlemlerin tekrar edilip edilmeyeceğini belirleyen şart ifadesidir bu. Burada da bir koşul vardır ama bu koşul bazı işlemlerin tekrarının yapılıp yapılmayacağını belirleyen şarttır arkadaşlar. Burada sizin vermiş olduğunuz koşul ifadesi, şart ifadesi size doğru verdiği sürece
Sizin belirleyeceğiniz tekrar edilmesi gereken işlemlerin tekrarı devam edecektir arkadaşlar. Şart size yanlış ifadesini vermesi demek döngünün bitmesi anlamına gelir ve döngünüz burada sonlanmıştır. Artık programın geri kalan kısmı akmaya devam eder. Temel olarak baktığımızda karar ve tekrar olarak program denetim deyimlerini iki ana kategoride inceliyoruz. Karar yapıları kendi içerisinde arkadaşlar tek durumlu karar ifadesi yani if yapısı ve seçimli karar ifadesi switch yapısı olmak üzere iki şekilde yine karşımıza çıkıyor. Karar yapısının bu tek durumlu karar ifadesi dediğimiz ifade arkadaşlar biraz önce söylediğimiz ifadenin tam karşılığı aslında. Yani bir koşul var, bir şart ifadesi var. Bu şart ifadesi doğru olduğunda bir işlem yapılıyor, yanlış olduğunda başka bir işlem yapılıyor. If yapısının temel çalışma mantığı bu şekilde. Switch yapısında ise yani seçimli karar ifadesinde ise bir seçenekler kümesi mevcut arkadaşlar. Menülü yapılarda biz bunu daha çok kullanıyoruz. Şimdi detaylarıyla ilerleyen slaytlarda göreceğiz arkadaşlar. Seçenekler kümesi var ve bu seçenekler kümesinin içerisinden biz bir tanesini seçiyoruz. Aslında burada da bir seçim durumu söz konusu. Yani iki tane gerçekleştireceğiniz olay var veya daha fazla da olabilir. Onu daha sonra göreceğiz. İki tane gerçekleştirebileceğiniz olay var. Hangisi olacağını seçiyorsunuz. Burada vermiş olduğunuz şart, koşul, if'te vermiş olduğunuz koşul bu işlemlerden hangisini seçeceğinizi belirliyor. Burada ise seçenek sayısı fazla, bir menü var. Siz menünün içinden birini seçip onu çalıştırmak istiyorsunuz. İşte bu durumda da arkadaşlar switch ifadesini kullandığımızı söyleyebiliriz. Tekrarlı yapılara baktığımızda ise iki yapının yine tekrarlı yapıda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Sabit tekrar dediğimiz for yapısı ve şartlı tekrar dediğimiz while yapısı. Sabit tekrarlı yapı arkadaşlar döngüye girilmeden önce döngünün tekrar etme sayısını bildiğimiz durumlarda kullanmış olduğumuz yapıdır. Yani siz döngüye girmeden önce bu döngünün kaç kez tekrar edeceğini biliyorsanız döngüyü ona göre kurabilirsiniz. Yani bir sayaçla işlemlerin kaç kez tekrar edileceğini sayabilir ve o sayıda işlemlerin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Mesela desem ki 10 defa ekrana bilgisayar programcılığı yazan program yazın. İşte burada sayı belli. 10 defa ekrana yazacaksınız. 10 defa ekrana yazacağınız bir program bu. O zaman burada for kullanabiliyoruz. İşte sabit tekrar burada kullanabiliyoruz. Çünkü tekrar sayısı döngüye girilmeden önce belli arkadaşlar. Ancak her zaman biz döngüye girmeden önce döngünün kaç kez döneceğini bilemeyebiliriz arkadaşlar. Yani her zaman döngüden önce döngünün dönme sayısı belli olmayabilir. Döngünün dönmesi, tekrar etmesi tamamen döngünün içerisindeki bir takım işlemlerin sonucuna bağlı olabilir. Ya da buradan yapılacak bir girişe, yine döngünün içerisinde belirlenecek bir girişe bağlı olabilir. İşte bu durumlarda bizim for kullanma yani sabit tekrar kullanma şansımız yok. Bu durumda işte şartlı tekrar kullanıyoruz arkadaşlar. While yapısı dediğimiz şartlı tekrar yapısını kullanıyoruz. Şartlı tekrar yapısında döngünün devam etmesi için belirlenen şart bize evet verdiği sürece dönmeye devam ediyoruz. Burada sayısal bir veri olmak zorunda değil. Yani tamamen koşulsal bir sonuç zaten adı üzerinde şartlı tekrar. Sabit tekrarda genelde sayısal bir değer bellidir. Yani 3 kere, 5 kere, 10 kere, 50 kere, 100 kere gibi bir tekrar durumu söz konusudur. Ama şartlı tekrarda bir şart söz konusudur. Yani şu olursa dönsün, şu olmazsa işlem bitsin gibi bir şart durumu söz konusudur. Bu şart durumu sağlandığı sürece de, şart durumu bize true verdiği sürece de bu döngü dönmeye devam eder arkadaşlar. Şartlı tekrarın da yapısı bu şekilde. Bu şartlı tekrarın da kendi içinde iki farklı kullanım hali var. Onu da yine tekrarlı yapıları anlatırken anlatacağız arkadaşlar. Evet, kısa bir özet yapacak olursak program denetim deyimlerini biz iki ana kısımda inceliyoruz. Karar yapıları ve tekrar yapıları olmak üzere. Karar yapıları arkadaşlar bir şart ve bu şartın iki durumunu seçen işlemlerdir. Bu şart ifadesi bize iki işlemden hangisini gerçekleştireceğimizi belirleme şansı verir. Tekrarlı yapılarda ise bir işlem ya da işlem bloğunun tekrarı söz konusudur. Bir işlemin ya da bir işlem grubunun yeniden gerçekleştirilmesi gerekiyorsa işte bu durumda da tekrarlı yapılar kullanıyoruz.
Karar yapısının iki durumundan bahsettik. Tek durumlu karar ifadesi, if yapısı ve seçimli karar ifadesi, switch yapısı olmak üzere iki farklı kullanım halinden bahsettik. Yine tekrarlı yapılarında arkadaşlar sabit tekrar, yani tekrar sayısı belli olan ve tekrar sayısı belli olmayan ama tekrar şartı belli olan döngüler olmak üzere for ve while olarak iki tane farklı yapı ile karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Evet, şimdi gelelim karar yapılarına arkadaşlar. Karar yapılarını biz ne dedik? İki kısımda inceliyoruz. Bir tek durumlu karar ifadesi dediğimiz if yapısı ve seçimli karar ifadesi dediğimiz switch yapısı. Tek durumlu karar ifadesinde arkadaşlar bir şart bize sunulur. Bu şartın da iki durumu söz konusudur. Biz bu şartla hangi durumun gerçekleşeceğini seçmiş oluyoruz aslında. Şart doğruysa bir işlem gerçekleşiyor, yanlışsa başka bir işlem gerçekleşiyor. If'in genel olarak söyleyebileceğimiz çalışma şekli budur arkadaşlar. Farklı çalışma durumları var. Onlardan biraz sonraki slaytlarımızda bahsedeceğiz. Switch yapısı ise bir menü ifadesidir arkadaşlar. Biz bunu restoran örneğiyle daha çok somutlamaya çalışıyoruz. Restorana gittiğimizde ilk yaptığımız şey bir menü istemektir ve menüyü önce incelemektir. Menüdeki seçeneklere bakıp o seçeneklerin içerisinden bir tanesine karar vermektir yaptığımız şey. Switch yapısı da aynı bu şekilde. Birden fazla seçenek ve bu seçeneklerden sadece bir tanesini seçmek istiyorsak ve bunu çalıştırmak istiyorsak bu durumda switch yapısını kullanabiliyoruz arkadaşlar. If yapısı switch ile yaptığımız işlemleri de kapsıyor aslında. Yani switch ile yaptığımız şeyleri if'te de yapabiliriz ama çok menülü işlemlerde iç içe if'leri sayısını artırmak çok da kolay olmayabiliyor bazen. Bazı işler birbirine karışabiliyor ama switch yapısında direkt seçenekli bir yapı söz konusu olduğu için kullanımı daha kolaydır. O yüzden menülü yapılarda switch yapısını tercih ediyoruz arkadaşlar. Birden fazla seçeneğimiz var ve biz bunlardan birini seçip çalıştıracaksak switch yapısını kullanacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bu karar yapılarını sırasıyla görmeye başlayalım. If ve switch yapısı nedir? Nasıl kullanılır? Kodsal yapısı ve mantıksal yapısı nasıldır? Birlikte bunu inceleyelim arkadaşlar. Yani ilk olarak if-else yapısının mantıksal olarak yapısına bir bakalım. If yapısı arkadaşlar, if-else yapısı bir koşul, bir şart ifadesi ve bu şart ifadesinin iki durumundan bahsettik. Eğer koşulumuz arkadaşlar doğruysa, burada vermiş olduğumuz koşul işte x büyüktür 50 ise ya da işte ortalama büyüktür 60 ise ya da işte yaş büyüktür 25 ise gibi ki bunlarla ilgili örnekler akış diyagramında çalıştık biliyorsunuz. Böyle bir durum bir şart varsa bu şartta biz doğru olduğunda bir işlem gerçekleştiriyoruz. Doğru olduğunda bir işlem gerçekleştiriyoruz ve bir yol tercih ediyoruz. Birinci yolu tercih ediyoruz ve bu yoldan akmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ya da koşul eğer yanlışsa bir başka işlem gerçekleştiriyoruz ve bu yoldan akmaya devam ediyoruz. Yani program ya bir yolundan akacaktır ya da iki yolundan akacaktır. Yani hiçbir zaman bu yapıda birinci işlem ve ikinci işlem aynı anda gerçekleşmez. Bununla ilgili biz ortalama örneği veriyoruz biliyorsunuz. Akış diyagramlarında da çalıştık. Ortalama 50'nin 50'den büyükse geçti, değilse kaldı ifadesi. Bir öğrenci hiçbir zaman arkadaşlar bir dersten aynı zamanda geçip aynı zamanda kalamaz. Yani bir dersten bir öğrenci ya geçmiştir ya da kalmıştır. Yani bir öğrenci bir dersten hem geçip hem kalması diye bir şey söz konusu olmaz. İşte bu durumda ne yapıyoruz? Ya öğrencinin ortalaması 50'nin üstündedir ve geçmiştir ya da değildir. Yani 50'nin altındadır ve kalmıştır. Bu kadar net şekilde birinci işlem ya da ikinci işlem seçilmiş oluyor arkadaşlar. Tamamen burada verdiğimiz koşul ifadesine bağlı olarak. Evet bu arkadaşlar if'in çalışma mantığı ki biz bunu algoritma ve akış diyagramlarında zaten gördük çalıştık. Şimdi bunun kodsal yapısına bakalım. Yani if yapısı kodsal olarak nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar if'in 3 farklı kullanım hali var. Şimdi sırayla bu if'in kullanım hallerine bakacağız. Birinci kullanım halinde if yapısı tek başına kullanılabilir arkadaşlar. Tek başına kullanılabilir. Yani bir koşul doğruysa bir takım işlemler yapılır ve olay biter. Yanlış olduğu durumda herhangi bir şey yapılması gerekmeyebilir arkadaşlar. Şimdi somut örneklem verecek olursak şunu söyleyebiliriz. Mesela
X eşittir mutlak değer A. Mutlak değer A. Şimdi A'nın aldığı değeri biz bilmiyoruz. A'nın aldığı değeri biz bilmiyoruz. A'nın mutlak değerini alacağız. Şimdi A'nın mutlak değerini nasıl alırsınız arkadaşlar? Eğer A sayısı negatifse, yani sıfırdan küçükse, değil mi? A sayısı negatif bir sayıysa, yani sıfırdan küçükse, negatif olması demek ne demektir? Küçüktür, sıfır demektir, değil mi? Sıfırdan küçük. Pozitif olması ne demektir? Sıfırdan büyük olması demektir. Eğer sayı sıfırdan küçükse arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Bu sayı negatiftir. Bunu pozitife çeviriyorsunuz, değil mi? Pozitife. Bir sayıyı pozitife nasıl çevirirsiniz? Eksi 1 ile çarparak. Sayıyı eksi 1 ile çarparsanız, mesela eksi 5 düşünün. Eksi 5 çarpı eksi 1, eksiler çarpıldığında artı olurlar biliyorsunuz. Artı 5'e dönüştürmüş olursunuz. Yani eksi 1 ile çarparak pozitife dönüştürmüş olursunuz. Eğer sayı negatifse, yani sıfırdan küçükse. Peki sayı pozitifse, yani sayı sıfırdan büyük bir sayıysa, o zaman bir şey yapmam gerekmiyor. Yani pozitif bir sayıyı tekrar pozitife dönüştürmek diye bir şey olmaz. Yani ne yapmanız lazım? Sayıyı artı 1 ile çarpmanız lazım. Bir anlamı yok. Yani bir sayısı biliyorsunuz çarpmada etkisiz eleman olduğu için bir sayısıyla çarpmanın bir anlamı yok. Yani eğer sayınız sıfırdan büyükse yapmanız gereken herhangi bir şey yok. O zaman if'in else durumu kullanılmayabilir. İşte bu durumlarda arkadaşlar bazı durumlarda buna benzer durumlarda if yapısı tek başına kullanılabiliyor. Yani else olmadan tek başına kullanılabiliyor. Ama koşul ifadesi mutlaka verilmek zorunda ki zaten koşul ifadesini çalıştıran bir yapıdır. If yapısı koşul ifadesi olmazsa olmazımız. İkinci if yapısının kullanım hali ki en yaygın kullanım hali budur arkadaşlar. En çok bu şekilde biz if yapısını kullanıyoruz. If koşul bir şart burada veriyoruz. İşte mesela ortalama büyüktür 50 gibi. Eğer koşulunuz doğruysa arkadaşlar vermiş olduğunuz koşul doğruysa if'in parantezi içerisindeki bakın şurada küme parantezlerimiz var dikkat ettiyseniz. If'in ve else'in küme parantezleri açılmış ve kapanmış. Çok önemli. C'de çok kullanmış olduğumuz bir operatördür arkadaşlar. Küme parantezleri kapsam belirtirler. Kapsam belirtirler. If'in nereyi kapsadığını gösteriyor. Yani if'in koşulu doğruysa hangi işlemler gerçekleşecek? Bu küme parantezinin içindeki işlemler gerçekleşecek. Yani if şartı sağlandığında, if şartı bize doğru verdiğinde gerçekleşecek olan işlemler bu küme parantezinin içindeki işlemlerdir. Kapsama alanını gösteren operatörler arkadaşlar bunlar. Fonksiyonların kendilerinde program ifadelerinde ekstra oluşturmuş olduğumuz fonksiyonlarda kapsam alanını belirten operatör küme parantezidir. Küme parantezi açılır kapatılır. İçindeki komutlar tamamen çalıştıracağımız komutlardır. Yani o işle ilgili komutlar küme parantezleriyle kümelenirler arkadaşlar. Bir nevi bizim algoritmamızın başla ve bitiridir diyebiliriz. Yani algoritmadaki başla komutu küme açılış parantezi, kümenin kapanış parantezi de bitir komutunun yerine geçer. Yani algoritmamızdaki başla ve bitir komutlarının direktiflerinin karşılığı burada küme parantezleridir diyebiliriz. If nerede başlıyor? Küme paranteziyle başlıyor, küme paranteziyle bitiyor. Açılmış küme paranteziyle başlayıp kapanmış küme paranteziyle bitiyor arkadaşlar. Evet, else de aynı şekilde. Else'in de kapsam alanı yine küme parantezleriyle sınırlanmıştır. Else ne zaman çalışacak? Else de arkadaşlar if'in koşulu bize hayır cevabı verdiği zaman çalışacak. Koşula baktınız. Koşul hayır diyor. Else çalışacak. Evet diyorsa if parantezinin içindeki komutlar yerine getirilmiş olacak. Bir opsiyondan bahsedelim burada. Ancak dikkatli olmak gerekiyor bu opsiyonu söylerken de. Şöyle şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Eğer sizin burada if ya da else'in içerisinde yapacağınız işlemler tek bir satırlık işlemse yani tek bir işlem yapacaksanız if'le veya else'le o zaman bu küme parantezlerini kullanmayabiliyorsunuz. Sadece tek satırlık işlemlerde arkadaşlar. Yapacağınız işlem tek satırlık bir işlemse sadece tek bir işlem gerçekleştirecekseniz küme parantezi kullanmayabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz diyorum. Kullanırsanız herhangi bir sakıncası yok. Kesinlikle kullanılmasında bir problem yok. Kullanılabilir. Hatta kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tek satırda olsa buna alışkanlık haline getirmek açısından küme parantezlerini kullanmanızı tavsiye ederim. Ama opsiyonel olarak aklınızda bulunsun. Tek satırlık işlemlerde küme parantezleri kullanılmadan da
ifade yazılabilir. O zaman if kendisinden sonra gelen tek komutu çalıştırır. Else de yine kendisinden sonra gelen ilk komutu çalıştırır. Diğerleri artık programın geri kalan kısmı olarak kabul edilir. Evet arkadaşlar, if else yapısının ikinci kullanımı hali de bu. Şimdi if yapısı biliyorsunuz bir şey seçiyor. Yani bir sorunun cevabına göre, evet ya da hayır dememize göre bir şey seçiyor. Yani hangi işlemi gerçekleştireceğini koşula göre belirliyor. Ancak bazen bazı problemlerin cevabı tek bir soruyla verilmez. Şimdi size iki tane sayı versem ve desem ki bu iki sayının birbirleriyle durumlarını söyler misin? Yani ne demek istiyorum? Hangi sayı büyük, hangi sayı küçük? Bunu söylemenizi istiyorum. Mesela dedim ki 7 ve 9. Hemen bana diyeceğiniz şey 9 7'den büyüktür olacaktır, değil mi? Büyük olan sayı 9, küçük olan sayı 7'dir diyeceksiniz bana. Şimdi bunu nasıl kontrol edeceksiniz? 9 7'den büyük mü? 7 9'dan büyük mü diye bakacaksınız. Hayır. 9 7'den büyük mü? Evet. Şimdi 7 9'dan büyük mü? Değil. 9 7'den büyük mü? Evet. Ama bunun bir durumu daha var arkadaşlar. İkisi de 7 ise sayıların. 7 7'den büyük mü? Hayır. 7 7'den küçük mü? Hayır. Ne oldu? Bakın sizin tek bir soruyla bu durumu tespit etmeniz mümkün değil ki bunun da örneğini yapmıştık. Ne yapacağız? Önce büyük mü? Hangisinin büyük olduğunu? Birinci mi büyük? Birinci ikinciden büyük mü? Değilse ikinci birinciden büyük mü? O da değilse demek ki eşittir demektir. Bakın iki tane soru sormamız gerekti. İşte bu durumlarda arkadaşlar biz iç içe if yapısı dediğimiz yapıyı kullanıyoruz. İç içe if yapısı dediğimiz yapıyı kullanıyoruz. Burada birden fazla koşul ifadesi söz konusudur arkadaşlar. Birinci koşul kontrol edilir if'le. If'le ilk koşul kontrol edilir. Koşul doğruysa işlemler gerçekleştirilir. Koşul 1 doğruysa bir numaralı işlemler gerçekleştirilir. Koşul 1 doğru değilse else if koşul 2'ye bakılır. Koşul 2 doğruysa ikinci işlemler gerçekleştirilir. Yani else if'in içindeki işlemler geçer. O da doğru değilse koşul 3'e bakılır. 4, 5, 6 kaç tane koşulunuz varsa hepsi sınanır ve ilgili doğru bulunan şart ifadesi çalıştırılır. Hepsine baktınız. Koşul 1 doğru değil, koşul 2 doğru değil, koşul 3 doğru değil, koşul n doğru değil, hiçbiri doğru değil. İşte o durumda da arkadaşlar son else'imiz çalışır. Son else'imiz çalışır. Else ben burada hiçbir doğru bulamadım anlamına gelir ve buradaki koşulların hiçbirisi bize doğru cevabını true'yu vermiyorsa en son else ifadesi çalışır arkadaşlar. Birinci sayı ikinci sayıdan büyük mü? Hayır. İkinci sayı birinci sayıdan büyük mü? Hayır. İşte geriye kaldı else. O da değil, o da değil. Yani ne birinci sayı ikinci sayıdan büyük ne de ikinci sayı birinci sayıdan büyük. Yani ne demek? Sayılar birbirine eşit. Üçüncü durum geçerlidir. Sayılar birbirine eşit olduğunu böylece tespit etmiş oluruz. Bu şekilde if ifadeleri bir problemde arkadaşlar eğer bir sonuca ulaşmak için birden fazla soru sormanız gerekiyorsa if, else if, else if şeklinde ifadeleri kullanabiliyorsunuz. Yani if'i iç içe şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunlar birbirine bağlı sorular olacak arkadaşlar. Birbirine bağlı sorular olacak. Yani birbiriyle ilişkili. Birinci sayı ikinci sayıdan büyük mü? İkinci sayı birinci sayıdan büyük mü? Yoksa ikisi de değil mi? Şeklinde birbiriyle alakalı, birbiriyle ilişkili sorular olması gerekecek. Evet. If yapısının arkadaşlar kullanımı bu şekilde. If yapısının kullanımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi 3 tane farklı şekilde if tek başına, if ve else olarak ya da iç içe if'ler şeklinde kullanılabiliyor arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim seçimli karar yapısına. Switch case yapısı if'in bir uygulama şeklidir arkadaşlar. Ama menülü yapılarla çok çalıştığımız için biz switch case yapısını da tercih ediyoruz. Kullanmayı tercih ediyoruz. Özellikle seçenekli işlemlerde switch case yapısını kullanmayı tercih ediyoruz. Burada seçenekleriniz var ve bir seçiciniz var arkadaşlar. Bir seçici değişkeniniz var. Bir seçici değişkeniniz var. Bu seçici değişkeni kontrol ediyorsunuz. Seçici değişken 1'de mi? 1'de ise işlem 1'i yapıyorsunuz ve olay bitiyor. Değilse 2'de mi diye bakıyorsunuz. Yani seçici 1 mi? İşlem 1'i yap. Değilse 2 mi diye bakıyorsunuz? 2 ise işlem 2'yi yapıyorsunuz. Değilse 3 mü diye bakıyorsunuz?
işlem 3 yapıyorsunuz. Aslında iç içe ifels yapısına benziyor değil mi arkadaşlar? Ki zaten iç içe ifels yapısının özel kullanım halidir bu switch case yapısı. İç içe ifels de yapılabilir ama işler biraz orada zorlaşıyor. Daha kolay şekilde kullanmak için switch case yapısını burada tercih ediyoruz arkadaşlar. Koşulların hepsine baktınız. Hiçbirisi çalışmadı. Hiçbirisinde doğru sonucuna ulaşamadınız. İşte o durumda da arkadaşlar switch case'in default'u çalışıyor. Burada default ifademiz var. Default. Eğer şartlardan hiçbirisi sağlanmıyorsa buradaki vermiş olduğunuz seçici değişken seçeneklerden hiçbirine uymadıysa arkadaşlar default çalışır ve default devreye girip gerekli işlemi yapmış olursunuz. Genellikle default bir uyarı mesajı şeklindedir. Yani yanlış seçim yaptınız ya da seçtiğiniz seçeneklerin içerisinde mevcut değil gibi bir uyarı ifadesiyle arkadaşlar bizi yaptığımız seçimin daha doğrusu girmiş olduğumuz seçeneğin bu seçeneklerin içerisinde mevcut olmadığını bize söylemiş olur. Switch case'in kodsal yapısına bakacak olursak arkadaşlar, switch case'in kodsal yapısı bu şekilde. Bunların her birinin sonunda bir default olacak. Onları eklemeyi unutmuşuz arkadaşlar. Pardon, break ifadesi. Her bir case'in sonunda break ifadesi yer alır ki bir sonraki seçenek çalıştırılmasın diye. Sadece bir tanesi çalıştırılsın diye bunların hepsinin sonunda break ifadesi yer alır arkadaşlar. Case seçenek 1, işlem 1. Seçici değişkenimiz burada arkadaşlar. Seçici değişkenimiz burada seçenekleri kontrol eder. Bakar. Seçenek 1 mi? Bu seçici değişken seçenek 1'e eşit mi diye. Eşitse işlem 1 yapılır ve işlem biter. Değilse 2'ye bakılır. 3'e bakılır. 4'e, 5'e, 6'ya bakılır. Yani bütün seçenekler kontrol edilir ve seçici değişkenin hangi seçeneğe eşit olduğu kontrol edilmiş olur. Eşit olan seçenek seçilir ve çalıştırılır ve program böylece sonlanmış olur. Seçici değişken bu seçeneklerin hiçbirinin içinde mevcut olmadığında da default deyimi çalışır ve genellikle burada arkadaşlar biraz önce de söylediğimiz gibi bir uyarı mesajıyla seçici değişkenin seçenekler arasında mevcut olmadığını, yanlış bir giriş yapıldığını, yanlış bir seçim yapıldığını bize bildirmiş olur. Yani genellikle bir uyarı mesajıdır arkadaşlar bu. Yine default'unda bireyi koymak gerekir. Break kırmak demek biliyorsunuz. Yani bir seçenek çalıştırıldıktan sonra hepsinde aynı şekilde break deyimini kullanacağız. Bir seçenek çalıştırıldıktan sonra diğerlerinin artık kontrol edilmemesini ve orada işlemin sonlanmasını sağlar. Buradaki break deyiminin görevi bu. Yani her seçeneğin sonuna mutlaka break ifadesini koymamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Switch case yapısını da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Switch case yapısı özellikle menülü yani bir diyelim ki aritmetik işlem seçeceksiniz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. İki tane sayı üzerinde hangi işlemi yapacağınızı seçmek istiyorsunuz. İşte bu durumda arkadaşlar switch case yapısını kullanabilirsiniz. Veri tabanlı yapılarda daha doğrusu menülü programların, seçenekli programların hepsinde neredeyse switch case'e ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, bu dersimizi böylece tamamlamış olduk. Şimdi bir pekiştirelim arkadaşlar. Neler öğrendik? Bir tekrar edelim. Bir soru cevap çalışmasıyla bir pekiştirme yapalım. Program denetim deyimleri kaç ana sınıfta incelenebilir ve nelerdir? Program denetim deyimlerini biz kaç ana sınıfta toplamıştık arkadaşlar? Evet, iki ana sınıfta topladık. Dedik ki karar ifadeleri ve tekrar ifadeleri olmak üzere karar yapıları ve tekrar yapıları şeklinde iki sınıfta incelenebilir. Program denetimlerinin iki temel sınıfı vardır demiştik. Seçimli karar yapısı hangi deyim kullanılır? Seçimli karar yapısı. Seçimli karar yapısı neydi? Birden çok seçeneğin olduğu ve bu seçeneklerden birisinin seçilerek çalıştırıldığı durumdu. Ki burada da biz ne kullanıyorduk arkadaşlar? Evet, switch kullanıyorduk. Doğru. Switch case yapısını kullanıyoruz. Seçimli karar ifadesi olarak switch case yapısı kullanılır diyoruz. If else yapısı hangi amaçla kullanılır? If else yapısı hangi amaçla kullanılır? Tek durumlu karar ifadesiydi if else yapısı hatırlarsanız arkadaşlar. Neydi? Bir şartımız vardı ve bu şartın iki durumu söz konusuydu arkadaşlar. Tek durumlu karar yapısıdır. Bir şart ve bu şartın doğru ya da yanlış oluşuna göre tek bir durum belirlenir. O yüzden biz buna tek durumlu
karar yapısı adını veriyoruz. Evet arkadaşlar, dersimizi böylece tamamlamış oldum. Sizden karar yapılarının kullanılabileceği örnekler düşünmenizi, sadece örnek olarak düşünebilirsiniz, çözümünü de üretebilirsiniz. Yani algoritmik olarak ya da programsal olarak bilen arkadaşlar cevabını da yazabilirler ama sadece örnek olarak, yani şöyle bir program için karar yapısı kullanılabilir şeklinde fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız konuyu daha iyi pekiştirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, dersimizin özetini yapacak olursak program denetim deyimleri üzerinde durduk. Program denetim deyimi nedir? Önemi nedir? Nerelerde program denetim deyimini kullanıyoruz? Bundan bahsettik. Programlama için program denetim deyiminin neyi ifade ettiğinden bahsettik. Ve karar yapısının türlerinden bahsettik. Kaç tip karar yapısı olduğundan ve bu karar yapılarının hangi durumlarda kullanıldığından bahsetmiş olduk dersimizde. Evet, bu vermiş olduğumuz kaynaklar üzerinden daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dersimizi böylece sonlandırmış olduk. Anlatmış olduğumuz konularla ilgili sormak istediğiniz ya da bizimle paylaşmak istediğiniz fikirlerinizi forum üzerinden yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.